Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Şimdi bu para helal para mı? Siz buraya çıkıp bu soruya cevap vermeyeceksiniz, ben biliyorum. Ama Allah'a nasıl hesap vereceksiniz? Size bir olay anlatacağım. Sayın Bakan iyi dinlesin. Sabahattin Aydın, Sayın Bakan'ın çok sevdiği ve Medipol'den yeni transfer ettiği bakan yardımcısı. Sabahattin Aydın 2003'te Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olur. O sırada eşi Sibel Aydın bir şirket kurar. Şirketin adı Bilbest Bilişim Sağlık Limited Şirketi. Güzel. Bu şirket Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerinin online yazılım işlerini almaya başlar. O sırada bu gündeme gelince Sibel Aydın notere gider ve ortaklığını bitirir ve böylece de Sayın Müsteşar Yardımcısı o sıradaki üstündeki bu yükü atmış gibi görünür. O sırada bu işler yürür gider ve 2010'da Sayın Bakan Yardımcısı müsteşarlığı bırakınca bu sefer aynı şirkete, yani bu arada bütün Sağlık Bakanlığı'nın kamu ihalelerini alan milyon dolarları götüren şirkete bu sefer oğlu Muhammed İkbal Aydın tekrar ortak olur. Buradan ne anlıyoruz? Bu bir hülleli işlemdir. Yani müsteşar yardımcısı eşinin, kendisinin, oğlunun malı götürdüğü fark edilmesin diye hülle yapmış, birini atamış oraya, görevi bitince de oraya tekrar oğlunu getirmiştir. Bu şirketin aldığı ihaleler saymakla bitmez. Sağlık Bakanlığı'nın hasta yönetim sistemi, ICD kodu, hasta bilgilendirme sistemi, kamu ihaleleri, kamu bölge hastanelerinin ihaleleri, en son 2015'te e-nabız bu şirket tarafından yapılıyor. İhalelerin hepsi yağlı ballı. İhalelerin hiçbiri gerçek ihale değil. Hepsi davet usulü. Alıştığınız o 21B. Şimdi bu para helal para mı? Siz buraya çıkıp bu soruya cevap vermeyeceksiniz, ben biliyorum. Birçok soruma cevap vermediğiniz gibi. Yargı bırakmadınız memlekette, adalete de hesap vermeyebilirsiniz. Ama Allah'a nasıl hesap vereceksiniz? Sağlık Bakanı'na benim 6 ay boyunca dilimde tüy bitti. Bu test kitlerini niye bir firmadan alıyorsunuz, kaç liraya alıyorsunuz diye söylemedi. Söylemedi ama biz biliyoruz orada yolsuzluk olduğunu, 4 kat olduğunu ve sonra biz uyardık diye geriye dönük işlem yaptırdığını kendisi itiraf etti. Ama bir itiraf etmediği bir şey daha var. 4 üst düzey yöneticisini o sırada görevden aldı. Niye biliyor musunuz? Çünkü oradaki yolsuzluk 40 milyon dolarlık küçük bir yolsuzluktu. O seviyedeki kişilerin görevden alınmasıyla halledilebilirdi. Bunun siyasi sorumluluğu nerede?